yaşanan olayın münferit olduğuna inanıyoruz ve duyduğumuz andan itibaren suçluların cezalandırılmasıyla ilgili gerekli işlemleri ivedilikle gerçekleştirdik. Failler görevlerinden uzaklaştırıldı ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca sorunlarla ilgili de idari soruşturma açmak için şu anda görevlerinden açığa almış durumdalar. Bunu sadece bir belediye başkanı olarak değil, bir insanlık vazifesi olarak sonuna kadar takip edeceğimizi burada ifade etmek istiyorum. En modern hayvan barına bunu bir iddia ile Söylüyorum. Biz bugüne kadar bu konuda çok önemli çalışmalar yaptık. Hem hayvan barınağımızın fiziki yapısı, hem de hayvanlarla ilgili yürüttüğümüz projeler tüm Türkiye örnek oldu. Hayvan barınağımızda içinde ameliyathanelerin, röntgen cihazlarının, laboratuvarların, hatta küvezlerin bulunduğu bir ameliyat sistemine sahibiz. Ayrıca uzun süre misafir ettiğimiz hayvanlarımızın sağlığını korumak için yerden ısıtmalı barınaklarımız var ve biz sahiplendirmeyi de çok önemsiyoruz. Bugüne kadar altı bin üzerinde hayvanı sahiplendirdik ve Türkiye'de sadece sahiplendirdiği hayvanlar için aylık bedel ödeyen şehir Konya'dır. Biz bir taraftan barınaktaki hayvanların şartlarını düzenlerken bir taraftan da sahiplendirme ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca tüm Türkiye'de ses getiren özellikle trafik kazalarında zarar gören hayvanların bir an önce ve uygun şartlarda barınağımıza, ameliyathanemize ya da veterinlik fakültesine ulaştırılmasıyla ilgili tam donanımlı dört tane ambulansımızla bu hizmetleri yürütüyoruz. Biz bunları yaparken birinin zorlamasıyla, birinin bize dayatmasıyla yapmadık. Biz bunu bir insanlık görevi olarak görüyoruz ve Konya bu konuda hassas olması gereken en önemli şehir. Hazreti Mevlana'nın şehrindeyiz ve yaradılan her şeyi yaradandan ötürü seviyoruz. Bu bu konudaki kararlılığımızı ve azmimizi asla ortadan kaldırmaz. Biz bu konuda çok iyi işler yaptık ortaya çıkan durumdan üzüntü duyuyoruz. Özellikle sokak hayvanları için bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tabii gönül isterdi ki Konya'nın ismi böyle anılmasın. Biz Konya'nın her manada önce olması için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu yaşanan olaylarla üzüntü duymakla birlikte bunlar bizi asla yıldıramaz. Biz aynı azim ve kararlılıkla hem insanımıza hem tüm canlılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Konya bundan sonra da bu konuda önemli işler yapacaktır. Ayrıca tekrar ifade etmek istiyorum. Üzerine vurgulayarak ifade etmek istiyorum. Bu münferit bir olaydır ve bu yapılanların Konya maledilemez. edilemez. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı işleri gölgeleyemez. Biz bu konuda çok önemli işler başardık. Anlaşılan o ki kontrolümüzde bazı eksiklerimiz var. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Bundan sonra eksiklerimizi hızla Gidererek inşallah bu konuda da Türkiye örnek olmaya devam edecek. Tabii faillerle ilgili şu an itibariyle emniyet süreci devam ediyor, savcılık süreci devam ediyor. Bir an önce işlemlerin tamamlanmasını ve gerekli cezai görmelerini arzu ediyoruz. Bunu bir büyükşehir başkanı olarak değil, bir insan olarak, bir Konyalı vatandaş olarak bunun da takipçisi olacağım buradan ifade etmek istiyorum. Bu kabul edilebilir bir olay değil. Vahşice bir olay. Bütün bu yapılanlar gölgelenmesine de izin vermemek lazım. Sokakta çocuklarımızın güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmeleri ve onların hayatlarını korumamız için belediyelerin bütçe harcaması gerekiyor. Belediyelerin bazı zorlukları yenmesi gerekiyor. Biz bu konuda da azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hem sokaklarımızı çocuklarımız için güvenli hale getireceğiz, hem de barınaktaki hayvanlarımızı önce sahiplendirmek için çaba sarf edeceğiz, sonra da barınakta en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için dersler çıkarak yolumuza devam edeceğiz.